Aa, bir dakika, bu çok güzel. Lisede müzik grubunuz varmış. Evet, vardı. Hmm. Şarkı söylüyorsun ha? Evet, solistiydim ben. Ya. Ne oldu? Sahne, düştünüz mü? Sahnede bir şey mi geldi? Hayır, düşmedim de şimdi yani. şöyle olmuştu. Benim sesim fena değildi. Ya o fotoğraf geldi. Yani. Evet. Tam o yıllar. Bu lisede yarışmada olduğunuz dönem değil mi? Evet evet, gerçekten. Ya, sizi bu üstün çalışmanızdan dolayı tebrik ediyorum. Şu an her şey elimizde. Sizi ifşa ediyoruz ama... Yani ana haberde daha mesela siz çıktığınızda ben az insanlar... önce görünmez olmak tercihinde bulunmuşum. Uçmayı tercih ediyorum. Uçarak gidiyorum. Hayır hayır. Bu şey o kadar sıcak olacak. İnsanlar ana haberi izlerken sizin bu lisedeki görüntü gelecek akıllarına. Hani o masum. Ve izlemeyecekler. Yok yok, izlerler. Neydi, ne yaptınız? Kaçıncı oldunuz bu yarışmada? Anlatayım ben size. Bu Milliyet Gazetesi'nin liseler arası müzik yarışması vardı. O dönemde çok popülerdi. Benim lisede olduğum dönemde. Ben de okulumda böyle bir işte grup kurmuştum. Hatta birkaç öğrenciyi de dışarıdan başka gruplardan almıştık. Bir müzik grubu. Ve yarışmaya katıldık. Ve sonra yaklaşık 160 lise katılıyordu. Biz ilk 15'e kaldık. Hadi canım. Evet. Oo. Evet, orada. Bu da zannediyorum finaliydi. Yani finalinden bir fotoğraf olması lazım. Kaçıncı oldunuz? Gördüğünüz gibi... Ya ikinci ya üçüncü olmuştuk. Ya iki ya üç. Evet, tam olarak net hatırlamıyorum. Ama şeyi hatırlıyorum. Birinci kimin olduğunu hatırlıyorum. Askeri bir lise o dönemde birinci olmuştu. Galiba Galatasaray Lisesi de ikinci, biz de üçüncü olmuş olabiliriz. Ama orada çok ciddi bir başarı elde etmiştik. Ve aslında şöyle bir şey var. Benim için çok önemlidir. Çünkü benim... Ya bütün aslında hayata bakış açımı değiştirdi o yarışma. Benim çok isteğimle girdiğimiz bir yarışmaydı. Neden değiştirdi? Daha sonra çok önümü açtı. İkincilik mi? Hayır, ikinci. Hayır, yani neden birinci olamadım diye hırslandım diye mi, yoksa şey... Neden birinci olamadım diye hırslandım bugünler olsaydı. Ya da müzik değilmiş, ben spiker olayım kararımı verdiniz, onu arayın. Hayır hayır, öyle değil. O dönem okulda böyle çok destek alarak yapamamıştık. Yani bu yarışmaya katılırken hiçbir destek almamıştık. Böyle ben harçlıklarımı falan biriktiriyordum. Bir azimle gitmiştim. O dönemde benim okuduğum okulun sahibi şu anda bulunduğum Demirören Medya grubunun vefat eden patronu Sayın Erdoğan Demirören'di. Allah rahmet eylesin. O dönem onun okulundaydım ve o bu yarışmada bizim finale kaldığımızı görüyor. Gazeteden görüyor. Geliyor, diyor ki nasıl yaptılar? İşte diyorlar, işte Buket kurdu grubu falan ve sonra beni çağırmıştı ve bana burs vermişti okulda. Aa. Evet, böyle bir hikayemiz var ve sonra seneler sonra kader... Demirören Medya'nın en kurbumun oldunuz. Aynen. Vay, öyle. Vay. Çok değişik. Çok... Kader ama yani. Yemiş. Aynen öyle, tam olarak. Peki yani bu kadar birincilik var, ikincilik var filan. Yani bir kuble sesinizi duymak istesek biraz böyle bir şey. Belki seyirci alkışlar falan, öyle bir gösteriyor bana. Yani tamam, ben sizin tercihinize bırakıyorum. Bir anchor woman şey yapmak istemem ama. O fotoğrafı gördüğümde sırtımdan ters üzüldü. Ve suratımın ifadesini bilmiyorum, gördünüz mü? Bunun sebebi işte buydu. Evet. Ya bunun geleceğini tahmin ettiğim için. Yani o şarkıyı alacağız biz. Evet, doğru. Yani biz onun için belli o fotoğraf... ki bu kadar prodüksiyon, biz, bu fotoğraflara ulaşılması. Orkestramız da şu an müzik yapmaya aç şu an. Gerçekten. Hayır, normalde de aç ama şu an biz de gelecek, merak et, size de ya. Büyük bir coşkuyla bana bakıyorlar. Sanere evet. Gel. Yani bir kuble bir şey. Bir mikrofon verir misiniz kardeşim? Ya. Hayır, siz içinizden... Şey gibi ya, nasıl olsa ikinci olmuşsunuz. Biz şey yapmıyoruz. Yani bir birinci sesi beklemiyoruz yani. Ya. İçinizden geldi gibi. Çok, vallahi. Ya ben orada bu I Will Survive şarkısını söylemiştim. Ve sonra onu böyle Türkçe'ye çevirmiştik falan. Böyle bir atraksiyonlar yapmıştık. O zaman madem o günlere gönderme yapıyoruz. Böyle çok ama çok ufak, ne olur beni affedin. Sardı korkular. Gelecek yıllar. Düşündüm, düşündüm sensiz nasıl yaşanacak, gözlerimde canlanacak yaptığın haksızlıklar. Güçlendim, her şey bambaşka olacak. Döndüm bak, geldim şimdi. Bugünü aslında nasıl sabırla bekledimdi. Seni yalvarırken görmek, seni ağlatabilmek, geçmişi senden geri almak bütün ümidimdi. Oh!